Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina mevlana Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ve Resulü ve yansurun ve rızanem ve yansurun Allah ve Resulü. Ulaike humus sadikun. Sadakallahul azim. Emri ilahi nedir? Cenab-ı Hak ne buyurur? Buyurur ki ey peygamberim buyurur. Elinde bir fazla mal kalacak olursa buyurur. En evvel yararlık yapan büyük kullarıma, iyi kullarıma ikram ihsan et buyurur. Anladık mı? Cenab-ı Celle İslamiyet'te yararlıkları kim çok varsa en evvel onlardan başla ikram et buyurur. Bunlar da kimdir? Muhacirin evvelin. Başta Hazreti Ebu Bekir Sıddık var. 100-150 kadar var bunlar. Erkek ve kadın. Cenab-ı Hak bunları herkesten ziyade seviyor. En sadık Müslüman bunlar buyurur. Mallarını, canlarını feda ettiler. Evlerini, eşyalarını, hicrete gittiler. Kimi şehit oldu, kimi ondan sonra çekmedik, eziyet kalmadı. En evvel bunlara ikram et buyurur. Bunlardan birisi de Ebu Zer-i Fari Hazretleri radıyallahu anh. Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarından. Evet. Cenab-ı Hak buyurur ki, ey peygamberim 4 kişiyi ben seviyorum, sen de sev buyurdu. Bunları düşünce Hazreti Ali onlardan, Ali onlardan, Ali onlardan dedikten sonra buyurdu ki, Ebu Zer, Ammar ibn Yasir, Mikdad ibn el-Esved Hazretleri. Bu dörtlerini Cenab-ı Hak tavsiye etti, sev diyerek buyurur. Evet. Bu Ebu Zer-i Fari Hazretleri, Mekke-Medine arasında bir memleketten, bir köyden, kabilesine gıfar diller. Kardeşi Müneys'i gönderdi Mekke'ye. Dedi, bak Mekke'ye git, bir peygamber çıktı. Onun haberini bana getir. Doğru mudur, değil midir dedi. Sonra kardeşi gitti, bir de baktı ki Cenab-ı Peygamber, vay et ondan sonra eziyet içinde. Müslümanlar az, gavurlar az, tuğlar. Ondan sonra sehirbaz diyorlar, cinci diyorlar. Sonra geldi. Ne yapar dedi. İşte böyle diyorlar, şöyle söylüyorlar. Ben zannime göre o doğrudur, bunlar yalancıdır, iftiracıdır demiş. Başka havadisin yok mu demiş. İşte bu kadar. Hiç beni kanaat vermedin demiş. Bundan ben artık kanaat etmem. Tuttu kendisi çıktı gitti. Diyor, zemzem kuyusun ya başında yatardım diyor. Yiyeceğim yok, yerim yok, eğim yok diyor. Yalnız zemzem kuyusundan geçinirdim diyor. Baktım beni semizlendirmeye başladı diyor. Halbuki su insanı semizlendirir mi? Yalnız su. Demek zemzem suyunda bir süt kuvveti var. Bir de baktım ki birisi geldi diyor ki, be adam ne oturursun burada dedi. Yatarsın buralarda. Garibim, evim yok, yerim yok diyor. Hadi kalk bizim eve gidelim diyor. Beni götürdü, sordum meğer Hazreti Ali'ymiş. O gece beni misafir etti, gene geldim eski yerime yatardım diyor. Bir gün gene Hazreti Ali geldi, be adam dedi, evini öğrenemedin mi işte, sana yer gösterdi dedi. Gene aldı götürdü. Niye geldin buraya dedi, ne işin var dedi. Eğer kimseyi söylemezsen, söz verirsen söylerim dedi. Ne dedi? Burada bir peygamber çıktı, onu arıyorum dedi. Gavurlar görmesinler diye kimseye de soramıyorum dedi. O benim amcamın oğludur dedi. Ben de oraya gidiyorum. Hadi seni götüreyim oraya dedi diyor. Ama yolda dedi, sakınacak bir adam bulursam dedi, elirim, eğilirim, ayakkabımı düzeltir gibi yaparım. Sen geç git, durma yanımda. Anlamasınlar. Gene alemi kandırıyorlar, Müslümanlık yapmak için demesinler dedi. Sonra giderken bir de baktım, eğildi ayakkabısını düzeltmeye başladı, anladım, gittim diyor. Cenab-ı Peygamber'in yanına girdim diyor. İman ettim dedim. Ya Resulallah, ben senden ayrılmayacağım. Beraber oturup kalkacağız dedi. Benim halimi görürsün dedi. Gavurların da azgınlığını görürsün. Büyün olamaz dedi. Şimdi imanını gizle, git memleketine. Ne vakit meydana çıkarsan o vakit çık gel benim yanıma dedi. Ne dedi ya Resulallah? Vallahi dedi, yarın kafirlerin içine gidip bağıracağım. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeceğim dedi. Onlara kıymet mi verdim gavurlara dedi. Sonra Kabe'nin kenarına gitti, orada dururken baktı ki toplanmış otururlar.
La ilahe illallah Muhammedur Resulullah varınca vay bize bu nüsvet diyor, bu sapıyı kadını öldürün diyor. Kalktılar, dövdüler, yere attılar beni diyor. Sonra bilsin ki ya neye bulsun? Bu Gıfar kabilesinden. Sizin ticaretleriniz bunların memleketinden geçiyor. Sonra diyor bize bir ticaret yaptırmazlar bizi diyor. Neyse o gün kurtuldum. İkinci gün geri gittim diyor oradan sonra. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Gene mi gel dediler bu. Gene döldüler diyor. Mübarek böyle cesur. Sonra Medine'nin evveli Cenab-ı Peygamber hicret etti ben diyor. Uhud muharebesinden sonra çıktım gittim Cenab-ı Peygamber'in yanına. Ya Resulallah beni tanıdın mı dedim. Şu Mekke'de beni gören Ebu Zer değil misin dedi. Evet benim dedi. Evet. Sonra bu mübarek asabiydi gayet. Cenab-ı Peygamber'in vefatından sonra bazı gençler bozulmayı başladılar. Kızardı bunlardan. Kavga ederdi, şey ederdi. Nihayet ey Medine ahalisi dedi. Size bir müjde dedi. Allah size öyle bir kötü am edecek ki dedi. Cenab-ı Peygamber'in böyle ezan okunduktan sonra cemaate gitmediğiniz için dedi. Mübarek onu da haber verdi. Sonra 60'ı tarihinde Yezid'in askeri girdi. Medine ahalisini tam 3 gün kestiler. Ne öz bıraktılar, namus bıraktılar. Bunu vakıyla haber verdi. Gençler ezan okununca dağların kenarında oturuyorlar, cemaate gelmezler miyiz? Ondan kavga ederdi böyle. Zenginlerle kavga ederdi. Sonra Hazreti Osman dedi ki, sen dedi, geçinemeyeceksin bu ahaliyle beraber dedi. Asabisin dedi, çık git kendi kendine bir yerde otur dedi. 6 saatlik bir köy var. Rebeze diller. Ailesini aldı gitti orada oturdu. İman kuvveti, gayreti diniye çok. Asabi sabrı da az onun için geçinemiyor. Nereye gitse valilerle, bilmem nelerle, ruhasalarla kavga ederdi. Sonra Cenab-ı Peygamber'den 20 sene sonra eceli geldi. Baktı ki vefat edecek, ölüm hastalığına yattı. Ailesi ağlamayı başlıyor. Ne ağlıyorsun bu kadın dedi. Ne ağlamayayım dedi. Seni yıkamak, gömmek, namazını kılmak ister. Ben bunu yapamam dedi. Elbisem yok ki seni kefenleyeyim dedi. Nasıl ağlamayayım dedi. Dedi merak etme şimdi de bir cemaat gelirler dedi. Cenab-ı Peygamber buyurdu ki ya Ebu Zer dedi. İçinizden bir adamın birisi var çölde ölecek dedi. Böyle Allah'ın sevgili kullarından bir cemaat bunu şey edecekler, gömecekler dedi. Benden beraber olan atılan adamlar dedi hepsi şehir içinde vefat ettiler. Ben kaldım Cenab-ı Peygamber beni murad etti. Vallahi yalan söylemiyorum şimdi gelirler dedi. Bir de baktılar ki bir Katar geliyor koşu koşu. Kadın dedi ki hac kesildi dedi. Hacların arkası alındı. Nereden adam gelecek bundan sonra? Bir de baktım bir Katar geliyor. Tozlar görülmeye başladı. Ve Cenab-ı Peygamber'in sevgilisi Abdullah ibn Mesud Hazretleri arkadaşlarının beraber işte hacca koşuyorlar, gidiyorlar. Oradan geçiyorlar. Başında durdular. Be kadın nedir derdin dediler. Şurada bir Müslümanın birisini dedi. Gömün dedi, namazını kılın, kefenleyin dedi, sevap olur size. Kim Ebu Zer? Ah, anamız varmış, feda olsun. O mu vefat ediyor dedi. İndiler, çabucak namazını kıldılar. Kadını da aldılar, beraber götürdüler Mekke'ye. Bunun kıssası böyle oldu. Sonra Ebu Zer Hazretleri, daha canlı teslim itmemişti. Oturdular, birer konuştular. Bugünkü günü görürsünüz, ben buradayım dedi. Ne elbisem var, ne bir şeyim var dedi. Beni dedi, namazımı kılıp kefenleyecek bir adam emir olmasın dedi. Mahalle muhtarlığı yapan olmasın içinizden dedi. Bak mahalle muhtarlığı yapıyorsanız dedi, katıyan sizin vereceğiniz bezleri, kefenleri kabul etmem dedi. Memuriyet de yaptıysanız dedi, riyaset, valilik ya gene beni kefenlemeyin dedi. Sonra içlerinde Ansar-ı Kiram'dan bir genç var dedi. Ben dedi hiç böyle bir işler yapmadım dedi. Anamın dedi, örmesinden dedi, elimde iki tane kat elbise var, bu da üzerimdeki, bundan seni kefenleyeceğim. Öyleyse sen yap, benim cenazeme sen bak dedi bu. Evet. Bak ne kadar artık
din tarafından meyal ki memuriyeti yapanlar adamların bile paralarını ne şey etmek istemiyor. Halbuki Cenab-ı Peygamber'in memurları bunlar ama mübarek o kadar dikkat ediyor. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri diyor ki ya Ebu Zer sana nasihat edeceğim dedi. Dikkat et dedi. Böyle 6 gün dedi. Sonra 7. gün dedi ki sana bunu vasiyet ederim. Allah'tan kork dedi. Gizli ve aşikari yerde Allah korkusunu bırakmadı buyurdu. Evet. Eğer bir kusur yapacak olursan arkasından çabuk dedi. Bir sevap, istiğfar, namaz kıl buyurdu. Kimseden de bir şey isteme dedi. Hatta değneğin elinden düşse bile hayvanın üzerinden bunu uzatın demeyin buyurdu. Anladık mı? Kimseden bir şey isteme buyurdu. Kimsenin emanetini de kabul etme. Birisi sana bunu al sakla diyorsa bunu da kabul etme dedi. Emanetin mesuliyeti büyüktür dedi. Çünkü Cenab-ı Peygamber bunu böyle bana emretti. Kimseden bir şey isteme, kabul etme diyor. Birisi geldi ki ya Resulallah dedi. Bana bir şey öğretti. Ben onu yaparsam Allah da beni sevsin, kullar da sevsinler dedi. Cenab-ı Peygamber buyurdu ki dünyaya kıymet verme, gözün dok olsun, kanaat et, Allah seni o vakit sever dedi. Kimseden de bir şey istemezsen onlara ver, bu sefer ahali de seni severler dedi. Anladık mı? Nasıl bu? Ne kıymetli dersler bunlar, anladık mı? Bak, iki kelimeyle her şeyi öğretiyor Cenab-ı Peygamber. Eğer aç gözlü olmasan dünyaya kıymet vermedin mi, Allah bunu evliya yapıyor. Eğer ahaliden bir şey istemez de sen verirsen, o vakit onlar seni seviyorlar. Niçin? Çünkü insanlar hasis, tamakar, cimri. Cenab-ı Hakk'ın ahlakının tersine. Bak Allah'tan istemezsen Cenab-ı Hak o vakit darılır insana. Eğer Cenab-ı Hak'tan çok istersen o vakit daha ziyade seviyor seni. Çok arsızlık yapar ve daimen dua edersen daha ziyade seviyor. Duayı az yaparsan, az istersen Cenab-ı Hak o adamı kıymet vermiyor. Ben daha azametini, merhametini bilmiyor buyurur. Bunu insan gezindiği yerlerde düşünmeli, gittiğin geldiğin yere düşünmeli, anladık mı? Seyahate çıkarsın, bilmem ne edersin, ahaliyle geçinmek istersen bu ahlakları öğren işte. Evet. Kıyamet gününde melaikeler bağıracaklar. Ey ahali diyecekler. Evet. Bakacaklar. Cenab-ı Hak buyurdu ki ben dünyada bir şey itibar ettim, siz de itibar ettiniz buyurdu. Benim sevgili kullarım diye bazı adamlara kıymet verdim, itibar ettim, siz hayır ya Rabbi dediniz. Ben dedim ki en müttaki, benden en ziyade korkan adam benim evliyamdır, en mükerrem odur. Siz hayır dediniz, en zengin kimse, en büyük rütbeli kimse en mükerrem odur dediniz. Bugün sizin dediklerinizi çiğnettireceğim burada buyurdu. Benim dediklerimi büyüteceğim. Hadi benden korkan kullarım kimlerdir? Kalkın cennete gidin bakalım. Ötekilerini hesaba bırakacağım buyurur. Gene Cenab-ı Hak buyuruyor ki ey Ademoğlu buyurur. Seni nimet içinde döndürüyorum buyurur. Her şeyini veriyorum buyurur. Sonra gene Allah'tan korkmuyorsun. Sakın diyor, sana bir sille vurursam sonra her işin ters gider buyurur. Gene Cenab-ı Peygamber buyurur. Diyor, beliniz bükülene kadar namaz kılsanız buyurur. Evet. Canınız çıkana kadar şey etseniz buyurur. İbadet etseniz buyurur. Size katayen kıymet vermem. Haramı bırakmadıkça, haram lokmadan geçirmedikçe size katayen kıymet vermem buyurur. İnsan haram yediği vakit kalbi derhal döner. Anladık mı? En iyi adam haram bir lokma yedir, bakarsın fikri döner bakarsın. İbadetini de gevşemeye başlar. Evet. Gene Cenab-ı Hak buyurur. Benim bazı kullarım diyor benden bir şey ister. Ya Rabbi bana müsaade et günde bir hatim yapayım. 100 rekat namaz kılayım buyurur. Evet. Onun hakkında iyi değildir buyurur. Bakarsın vermem. Niçin? O kadar bir ibadete düşecek olursa sonra kendini beğenir buyurur. Bazısına buyurur zenginlik yarar buyurur. Fukara yapsam azar buyurur. Onu zengin yaşadırım. Bazı kuluma zenginlik yaramaz buyurur. Fukara yaşadırım. Eğer zengin olursa azar buyurur.
benden bir şey istediğiniz vakit kabul ederim ama hakkınızda hayırlıysa veririm, değilse başka şey değiştiririm. Daralmayın o vakit, güzel mi? Allah bize vermez demeyin buyuruyor. Bir Muaviye İbni Hakim isminde birisi Cenab-ı Peygamber'in yanına geldi. Ya Resulallah dedi, Müslümanlığımı bana öğret buyurdu. Sonra işte, namazını, orucun böyledir, kul hakkı, baba, ana baba hakkı, komşu hakkı öğrettikten sonra, ya Resulallah, ailemin ne gibi hakkı var benim üzerime dedi. Yediğinden yiyeceksin, içtiğinden içireceksin, giydiğinden giydireceksin dedi. İkide bir de tahkir etmeyeceksin. Ey kömürcünün kadını, ey bilmem neyin kadını, böyle kalkıp da izzet-i nefsine dokunmayacaksın buyurdu. Ailenin hakkı budur senin üzerinde dedi. Ashab-ı kiramdan Amir İbni Hadrami isminde birisi geldi, iman etti Cenab-ı Peygamber'in yanında. Gayet fasih, hatip bir adam. Ya Amir dedi, Kur'an'dan ne biliyorsun dedi. Tuttu ondan sonra Abese suresini okudu nihayetine kadar. Kendisi hatip olduğu için sure bittikten sonra kendinden bir ayet yaptı, altına koydu. Cenab-ı Peygamber bağırdı, çağırdı, tamam tamam dedi, Allah'ın kelamına bir şey eklenmez dedi. Kabul etmedi. Sonra dedi ki, şehirden dedi ne biliyorsun dedi, oku bakalım dedi. Tuttu bunu okudu. وَحَيِّ زَوِ الْأَضْغَانِ تَسْبِي قُلُوبَهُمْ تَحِيَّدَكَ الْحُسْنَى فَقَدْ يُرْقَعُ النَّعَلِ dedi, okudu. Bunun manası nedir? Senekini adaveti olan adamları gördüğün vakit selam ver, hatırlarını sonra buyurur. Evet. Böyle güzel gönüllerini alırsan diyor, derhal bakarsın öfkeleri, düşmanlıkları kalkar diyor. Ayakkabı tamiri kabul ettiği gibi bu dargınlığı da düzeltebilirsin diyor. وَاِنْ دَحَسُوا بِالشَّرِّ فَعَفُوا تَكَرُّمًا وَاِنْ حَبَسُوا عَنْكَ الْحَد۪يسَ فَلَا تَسَلْ. Eğer diyor düşmanların sana fenalik yaparlarsa buyurur, görmemezliği gel diyor, dişini sık diyor. Sana havadis getirmezlerse benim düşmanım arkamdan ne söylüyor diyor, sorup karıştırma diyor. فَاِنَّ الَّذ۪ي يُوْز۪يكَ مِنْهُ سَمَاعُهُ وَاِنَّ الَّذ۪ي قَالُوا وَرَاءَكَ لَمْ يُقَلْ. Sana eziyet veren şey, düşmanın sözünü işitirsen, kulağın işitirse o vakit eziyet çekersin diyor. Eğer işitmezsen, hiç sanki söylenmemiş gibidir dedi. Cenab-ı Peygamber buyurdu, ne güzel söyledin ya Ala dedi. Sen buna gelince daha iyisin, daha bilgin çoktur dedi. Başka şeyden buyurdu. Evet. Cenab-ı Celle Ala bu selamı bize ne ihsan etti? Bak düşman seni öldürmeye geliyor değil mi silahının? Selam verdin mi atamıyor kurşunu işte. Eğer birkaç defa böyle yaptın bir tamamen dost olur. Kavganın önünü almayı gayret etmeli. Cenab-ı Hak bunu öğretiyor bize. Selamın faydası milletin kalbindeki adaveti kaldırmaktır. Selam kalktı mı Müslümanlar birbirini boğarlar. Bu zaman Müslümanları birbirlerini neden sevmiyorlar? Selam kalktı. Selam vermiyorlar ki. Bazıları da selam almıyor ki. Selam veriyorsun, almıyor ki selam. Onu nasihat edersin, söylersin. Anlaki münafıktır. O vakit sen de verme. Bu Ala İbn-i Hadrami Hazretleri tıpkı geçen Ebu Zer gibi Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarından. Hazreti Ebu Bekir bunu emir yaptı. Gavur olan bir takım millet vardı şark taraflarında, onların üzerine gönderdi. Mübarek orduyla giderken bir de çölde baktı ki bir çöle girdiler. Ağlamaya başladılar bazıları. Yahu ne oluruz? Yarın eğer dediler, yarına kadar su bulmazsak biz bu çölde hepsimiz ölürüz dedi. Arabistan'ın çöllerinde pek su bulunmuyor. Sonra yahu siz Müslümansınız dedi. Cenab-ı Hak duayı kabul ettiğini biliyorsunuz dedi. Vallahi Allah bizi susuz bırakmaz. Bırakın bu hali dedi. Çölün ortasına gider, bir de bakarlar ki bir göl parlıyor. Gider bakarlar ki yahu biz buralara geldik, hiç böyle göl yoktu. Nereden çıktı bu göl demeye başladılar. Sonra çıktılar gittiler, bazı eşyalarını unuttular. Döndüler almaya, bir de baktılar ki ne göl var ne bir şey var. Yani böyle keramet de gösterdi. Sonra nihayet de gitti. Düşmanların karşısına durdurdu, ordu kurdu, handak kazdılar. Dua etti ondan sonra.
Düşmanlar bir gün oturdular, içki içiyorlar. Merasimler var. Büyüklerinin bir çocuğu geldi, merasim yapıyorlar. Bir de Müslümanlardan birisi içeri girdi. Bir de baktı ki hepsi sarhoş. Girdi içeri bir ordu ile hudutten girdi. Bunları hepsini kılıçtan geçirdi. Anladık mı? Böyle muvaffakiyet var. Sonra ayarda bir ada var. O adayı kaçtılar. Müslümanlara dedi ki siz Müslüman değil misiniz? Biz de şeyiz dedi. Hadi tevekkül bu hayvanlardan girelim denize dediler. Yahu amen. Batarız bilmem ne. Hayır ismi azamı okuttur. Onun bir ismi azamı vardır. Ya hayyu ya kayyum ya bedi'as semavat ve ard buna benzer. O hayvanlar yürüdüler gittiler. Adıyı aldılar. Katliam ettiler, zapt ettiler. Bu Ala İbnül Hazmi Hazretlerinin böyle bir kerametleri vardır. Anladık mı? İşte ashab-ı kiramın gidişleri böyledir. Allah bize de bu iman nasip etsin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebiyyi ve âlihi ve ehli beyti ve emvâtina ve ashabihi'l kiram. El-Fâtiha. Cuma'l-salavat. Allah'a emanet olun.